Hepinize merhaba arkadaşlar. Borsa analizime hoş geldiniz. Borsa İstanbul günü %0.53'lük geri çekilmeyle tamamladı. Yine son 3 işlem gününde olduğu gibi bugün de düşük bir hacim vardı. 89 milyar 400 milyon TL'lik yani yaklaşık 90 milyarlık hacimle günü kapattık. Hisse bazlı olarak değişik performanslar izledik. Mesela bizim listemizde Türk Şişe Cam ve Bimaş pozitif kapanışlar yaparken Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Aselsan ise negatif kapanışlar yaptılar. Hatta endeksin altında bir performans gösterdiler. Şöyle hemen teknik detaylara bir bakalım. Biliyorsunuz 100 günlük hareketli ortalamanın altındaysak durum negatiftir ve 6800 hala masadadır diye belirtmiştik. Bugün de böyle cansız ve tatsız bir kapanış oldu. Aslında gün içerisinde böyle bir %0.8'lik yükseliş de gördük. Fakat kapanışta eksi kapatmayı bir şekilde başardı. En iyi alıcı TEB yatırımdı. Biliyorsunuz TEB yatırım Viyop tarafında aralık vadede özellikle yoğun long pozisyonu olan bir kurum. Hani belki ne kopartabilirsem oradan kardır mantığıyla mı alımlar yaptı? Bilemiyorum. Artık bu ayın bitmesini bekleyeceğiz arkadaşlar hepimiz. Zaten çok da bir şey kalmadı. Viyop tarafında da biliyorsunuz satış ağırlıklı bir tablo olmuştu. Son iki haftadır. O tarafta short pozisyonların yoğunlaştığını görüyorduk. Yine endeksi kötü etkileyen etkenlerden bir tanesi de gübre fabrikaları hissesindeki tabanın hala çözülmemiş olması veya ne zaman çözüleceğinin de çok belirsiz olması. Her geçen gün de tabandaki lot sayıları artıyor. Mesela dün 4 milyon 3 milyon civarındaydı. Bugün kapanışa baktığımızda 6 milyonun üzerinde bir tabanda lot biriktiğini görüyoruz. Geçtiğimiz analizlerde bu hisseyle ilgili ve endeksi etkileme yönüyle ilgili bolca konuştuk. Şimdi tekrardan oraya girmeyelim. Geri çekilmelerde 200 günlük hareketli ortalamamız var. Geçtiğimiz sene deprem sonrası ve seçim öncesindeki destek seviyesi olarak da yine burayı takip etmiştik. Ve rally yine buradan başlamıştı. Yine bu 6800 seviyesini takip edeceğiz. 6900 bandını takip edeceğiz. Çünkü burada bir Fibo destek seviyesi de var. 6900 40 olması lazım. Evet 6946 200 günlük hareketli ortalamamız ise 6852 arkadaşlar. Bu iki seviyeyi yakın destek olarak takip ederken yukarıda ise 100 günlük hareketli ortalama ve 21 günlük hareketli ortalama önemli dirençler olarak karşımıza çıkacak. İlk direnç olarak 7560'ı takip edeceğiz 100 günlük hareketli ortalama. Çünkü tepeden düşerken iki kez buradan destek almıştık. Artık burası bir direnç haline gelmiş durumda. Yine 21 günlük hareketli ortalama bu 100 günlüğün üzerinde 7674 takip edeceğimiz ikinci direnç seviyesi olacak arkadaşlar. Evet Türk Hava Yolları ile başlayalım. Türk Hava Yolları günü kötü kapattı ve endeksin altında bir performansla kapattı. Tıpkı endekste olduğu gibi burada da 100 günlük hareketli ortalamanın altında hareketler görüyoruz. Burada takip edeceğimiz destek seviyesini dün de vermiştik. Aylıktaki Kaufman hareketli ortalaması olan 216 TL'ye en yakın takip edeceğimiz destek seviyesi olacak. Hatta 215 buçağı gerilemiş durumda şu anda güncel haliyle. Günlükte ise 100 günlük hareketli ortalama olan 232 TL takip edeceğimiz ilk direnç olacak. Dün de tam bu dirence değdi ve buradan satışların geldiğini görmüştük. Eğer bu 215 TL'deki aylık Kaufman desteği de aşağı yönlü kırılırsa 200 günlük hareketli ortalama olan 206 TL'ye kadar geri çekilmeler devam edebilir arkadaşlar. 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ise 55 günlük ve 21 günlük hareketli ortalamalar olan 240 241 bandını yine direnç olarak takip edeceğiz. Şu anda görünüm negatif. Herhangi bir pozitif durum maalesef yok. RSI göstergesi 34'e kadar geri çekilmiş durumda. MACD'de ise sat sinyalleri hala geçerliliğini koruyor. Şöyle hemen Türk Hava Yolları'nda bugün %2,5'luk kayba neden olan aracı kurum dağılımını bir açalım ya bakalım. Biliyorsunuz son 2 haftadır, son 2 aydır para girişi olan ve aracı kurum dağılımı güzel olan, yine takasları güzel olan Türk Hava Yolları'nda son 2 haftadır ise bir para girişi ve takaslarında bir bozulma olduğunu görmüştük. İlk 5 alıcı %56 ve bugün de devam etmiş bu para çıkışı. İlk 5 satıcı ise %97. En iyi satıcılara baktığımızda Yapı Kredi'yi görüyoruz. 1.4 milyon lot. Ve yine Bank of America'yı görüyoruz. 1.2 milyon lot. Bunların ikisinin toplam satışları bugün satışların %82'sini karşılıyor arkadaşlar. Yani bugün Türk Hava Yolları satışlarının %82'si yapı kredi ve Bank of America tarafından gerçekleştirilirken en iyi alıcıya baktığımızda ise diğeri görüyoruz. 1.4 milyon lot. Son zamanlarda gördüğüm en kötü aracı kurum dağılımından bir tanesini bugün bizlere sunmuş Türk Hava Yolları. Tabi Hacim o kadar da yüksek mi değil 5.8 milyar yani çok daha yüksek hacimlerini görmüştük biz Türk Hava Yolları'nın. E, günün özeti kötü bir aracı kurum dağılımı ve endeksten çok kötü bir şekilde negatif ayrışan bir Türk Hava Yolları görüyoruz. Muhtemelen 216 ve 206 TL desteklerine doğru bir eğilim olabilir önümüzdeki günlerde. Evet Koç Holding ile devam ediyoruz. Koç Holding de bugün endeksten negatif ayrışan hisselerden bir tanesiydi. 100 günlük hareketli ortalamasına geldi arkadaşlar. Hatta kapanış bu hafif bu ortalamanın hafif altında kapandı diyebiliriz. 20 kuruş. 100 günlük hareketli ortalamamız 136.20, kapanış ise 136 oldu. Şimdi burada takip edeceğimiz yatay bir destek serisi var. 134 bandı. Bakın şurada tarihler 1 Kasım'ı gösterdiğinde endekste de 100 günlük hareketli ortalamasına kadar geldiğinde burada 134 TL'den alıcı bulduğunu görüyoruz Koç Holding'in ve tekrardan burayı yakın destek olarak takip edeceğiz. Şöyle haftalığı da bir kontrol edelim. Haftalıkta da 135 TL Kaufman hareketli ortalaması ve yine 134-135 bandı bizi burada destek olarak karşılayacaktır. Bu desteğin kırılması halinde 200 günlük hareketli ortalamaya kadar geri çekilmeler gündeme gelebilir. Yukarıda ise ilk etapta 141 TL takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak. Çünkü burada hem 21 günlük hem de 55 günlük hareketli ortalamalar var. Yukarıda ise süper trend üst bandı olan 148,5 bir direnç olarak bizleri karşılayacak arkadaşlar. Şöyle hemen bir bakalım. Bugün endeksten negatif ayrışan ve %1 düşen Koç Holding'de bir para çıkışı olmuş mu? Olmamış arkadaşlar. Tam aksine bir para girişi olmuş düşüşe rağmen. İlk 5 alıcıya baktığımızda %78, ilk 5 satıcıya baktığımızda %72. En iyi alıcı diğer, Oyak Yatırım ve TEB Yatırım olurken en iyi satıcı yine diğer, Bank of America, HSBC, Küyenbi satıcı grubunda yer almış. Evet geldik Tüpraş'a. Bugün endeksin üzerinde pozitif kapatan hisselerimizden bir tanesi. Zaten 3 hissemiz yeşil, 3 hissemiz kırmızı kapattı. Burada da sepetimizin aslında dengeli kurulduğunu bir gösteriyor bizlere. 55 günlük hareketli ortalama direnç olarak takip ettiğimiz seviyeydi. 146.09 ve biz kapanışı kaç ile yaptık? 146.20 ile bu seviyenin üzerinde gerçekleştirdik. Şimdi 148.15 önemli bir direnç olarak karşımıza çıkacak 21 günlük hareketli ortalama ve onun da üzerinde biliyorsunuz şurada şöyle bakalım tarihimize 13 Aralık tarihinde süper trendimiz günlükte sata dönmüştü bunun tekrar ala dönmesi için. 156.8 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar görmemiz gerekecek arkadaşlar. Listemizde çok fazla kayba neden olmayan, bizleri çok fazla iz, üzmeyen hisselerin başında Tüpraş geliyor arkadaşlar. Geri çekilmelerde ise 100 günlük hareketli ortalama olan 136.80 seviyesi takip edeceğimiz destek seviyesi olacak. Şöyle aracı kurum dağılımına da bir bakalım. Para girişi dün de vardı bugün de devam etmiş. İlk 5 alıcı %89, ilk 5 satıcı %59. En iyi alıcıya baktığımızda info yatırımı görüyoruz. 880 bin lotla bugünkü alımların %45'ini gerçekleştirmiş. En iyi satıcıya baktığımızda ise diğeri görüyoruz. 792 bin lotla bugünkü satışların %40'ını gerçekleştirmişler. Ve yine geçtiğimiz günlerde de olduğu gibi TÜPRAŞ'a para girişi devam ediyor arkadaşlar. Evet geldik. Bugün listemizde endeksten negatif ayrışan bir diğer hisseye. Burada Aselsan biliyorsunuz. Aselsan'da 44 TL önemli destek seviyesiydi. 55 günlük hareketli ortalamasıydı ve bu seviyenin altında bir günlük kapanış geldikten sonra 2 gün boyunca kırmızı yakmaya devam etti ve günü de en düşüğünde kapattı sanırım. Yani en düşüğüne yakın yaklaşık bir 12 kuruş kalmış. Şurada e, kapanış 42 43.02 olurken en düşük gördüğü 42.90. 100 günlük hareketli ortalama olan 41.87'yi yakın destek olarak takip edeceğiz. Yukarıda ise 44.50 artık önemli bir direnç olarak bizleri karşılayacak. 44.50'nin yukarı kırılması halinde 45.90'lara kadar gidebilir. Ve burada tekrardan bir direnç testi meydana gelecektir. Ve burada dikkatli olmak lazım. Yani 45.90 eğer geçilemiyorsa tekrardan desteklere doğru bir eğilim olabilir şöyle aracı kurum dağılımına bakalım endeksten negatif ayrışmasına rağmen ve gün içerisinde gün sonunda yüzde 1.15'lik kayba rağmen bir para girişi olduğunu da görüyoruz İlk 5 alıcıya baktığımızda yüzde 86 ilk 5 satıcıya baktığımızda yüzde 76 ve dağınık en iyi alıcı Bank of America 982 bir notla bugünkü alımların yüzde %33, 33'ünü gerçekleştirmiş ve yine onun altında TEB yatırım görüyoruz. 686 bin lotta bugünkü alımların %23'ünü gerçekleştirmiş. TEB yatırım bugün de aynı zamanda endeksteki en iyi alıcı aracı kurumdu. En iyi satıcılara baktığımızda HSBC'yi görüyoruz. Bugünkü satışların %27'si HSBC'ye ait ve yine garantiyi görüyoruz. 657 bin lotta ve yine diğer dediğimiz aracı kurumlar 699 bin lotta bugünkü satışların %23'ünü gerçekleştirmesine rağmen ve bugün %1 düşük bir performansla günü kapatmasına rağmen hisseye bir para girişi olduğunu ve Bank of önderliğinde bir para girişi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet geldik bugün listemizin en iyi performans gösteren hissesi şişe cam. Güzel bir performans gösterdi aslında gün içerisinde çok daha iyi bir görünüm sergilemişti. Yanılmıyorsam şuradaydı. 4920 mi yazmıştık topluluk kısmında direnç olarak 49.20 ya da 49.65 yazmış olmamız lazım. Süper trend üst bandıydı. Ve bakın bugün şöyle geleyim. Bakın süper trend kaçmış. Şurada yazıyor bakın süper trend 49.20'ymiş bugün güncel hali. Ve bugün en yüksek kaç görmüş? 49.16 görmüş ve sonrasında bir geri çekilmeyle ki kötü oldu aslında. Hani anlık da görmesine rağmen bu satış çok da iyi olmadı. Hani endeksten performans olarak ee, pozitif ayrışsa da hani burayı kırsaydı çok daha güzel bir e, kapanış yapmış olacaktı. Hani en azından şu geri çekilmede şu 21 günlük hareketli ortalamanın altına bari sarkmasaydı ki burası da 47 37. Bunun üzerinde kapatmayı başarsaydı pozitife döndü artık diyebilecektik. 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkması kısmen de olsa pozitif. E, hep söylüyorum zaten 200 günlük hareketli ortalamasına gelmiş. Bir BIST 30 hissesi. Eğer piyasa, piyasa çarpanları da düşükse, bilanço verileri de güzelse buralar alım yerleridir arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalamanın olduğu seviyeler. Yarın 47.37'yi takip edeceğiz ve daha sonra 49.20'yi direnç olarak takip ederken geri çekilmelerde 200 günlük hareketli ortalama olan 46.40 takip edeceğimiz yakın destek seviyesi olacak arkadaşlar. Şöyle aracı kurum dağılımına bakalım. Bugün yüksek bir hareket meydana geldi ve bu hareket sonrasında bir para girişimi bir para çıkışımı olmuş bir para girişi olmuş arkadaşlar. İlk 5 alıcıya baktığımızda %90 hatta %91. İlk 5 satıcıya baktığımızda %73. En iyi alıcıya baktığımızda yapı krediyi görüyoruz. Bariz bir üstünlük kurmuş burada 4.8 milyon lotla bugünkü şişe cam alımlarının %75'ini tek başına yapı kredi yatırım gerçekleştirmiş. En iyi satıcı tarafına baktığımızda ise diğeri görüyoruz. 1.7 milyon lotla en iyi satıcı ve bugünkü satışların %26'sını Küçükler diye tabir ettiğimiz diğer gerçekleştirmiş. Daha sonra ak yatırım var, info var ve birer milyon notun üzerinde satan yine HSBC yatırımda satıcı grubundalar. Hissenin bugünkü endeksten pozitif ayrışmasını e, bizlere gösteren bir aracı kurum dağılımı. Çünkü hisseye bir para girişi olmuş arkadaşlar. Evet yine endeksten pozitif ayrışan hisselerimizden bir tanesi BİMAŞ. E, günü güzel kapattı. 55 günlük hareketli ortalama olan 297 TL bizim destek seviyemizde. Baktığımızda yine bugün oraya doğru bir eğilim olmuş. 297 TL'ydi desteğimiz. En düşük 299 TL görülmüş. Yani yaklaşık 1,5 lira bu desteğe yaklaşmış. Ve daha sonrasında buradan gelen tepkilerle bir yükseliş başlatmış. Yukarıda ise direnç olarak 306,5 TL seviyesini göstermiştik sizlere. 306,5'un üzerinde gün içerisinde gezinse de 309,5'lar da görüldü. Fakat günlük kapanış bu 21 günlük hareketli ortalamanın altında oldu. Eğer bugün 309.5 pardon 306.5 olan 21 günlük hareketli ortalama üzerinde bir kapanış gelseydi bir sonraki direnç olarak 317-318 bandını sizlere işaret edecektim. Yarın geri çekilmelerde ilk etapta 302.3 daha sonra da 297.5 seviyelerini takip edeceğiz. Şöyle aracı kurum dağılımına da bir bakalım. Evet endeksten pozitif ayrışmıştı. Aracı kurumda alımına baktığımızda da bir para girişi olduğunu görüyoruz. İlk 5 alıcı %89. İlk 5 satıcı ise %68. En iyi alıcıya baktığımızda global menkulü görüyoruz. 269 bin lotla bugünkü alımların %45'ini gerçekleştirmiş. İkinci sırada ise oyak yatırım var. Bugünkü alımların %22'sini gerçekleştirmiş. En iyi satıcıya baktığımızda ise 191 bin lotla diğerin olduğunu görüyoruz. Diğer dışında Bank of America... Halk yatırımı ak yatırımda 100 bin lotun üzerinde 100 bin lot civarında satışlar yapmalarına rağmen hisseye bugün bir para girişi olmuş arkadaşlar. Evet altın sertifikası da bugün yükselişine devam etti. Şurada trend olarak takip ettiğimiz bir seviye vardı. Oraya doğru geliyor ve oraya geldiğinde bir düzeltme gelebilir arkadaşlar. Bu seviye 22.16 özellikle yarın hatta şöyle yarın için baktığımızda kaç 22.19 yani 22.20 gibi 22-15, 22-20 aralığına yarın özellikle bu yükseliş devam edecekse dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Eğer burada bir düzeltme olursa ki bakın bu trendi takip etti. Şurada iki tane tepemiz var. Bu iki tepeden bir trend uzattığımızda üçüncü yükselişte yani üçüncü zirvede bu trendden döndüğünü görüyoruz. Tekrardan bu trende çok yaklaştı. Buradan tekrar bir dönüş meydana gelirse hem gram altınla olan makası azalacaktır hem de şurada uzaklaşmış olduğu hareketli ortalamalara tekrar geri gelecektir arkadaşlar. Bu hareketli ortalamalar 2096 ve yine 2084. Yani 2080, 2090 ilk yakın takip edeceğimiz destek seviyesi olacak arkadaşlar. Yarın 2215, 2220 bandına mutlaka dikkat etsin elinde yoğun bir şekilde altın sertifikası bulunduranlar var ise. Şöyle aracı kurumda alımına da baktığımızda güzel bir para girişi olduğunu görüyoruz. Teb yatırım önderliğinde en iyi alıcı teb yatırım 1.3 milyon lotla bugünkü alımların %45'ini gerçekleştirmiş ve yine garanti yatırım %28'lik paya sahip alımlarda. En iyi satıcıya baktığımızda ise %32'lik paya sahip olan diğer görüyoruz. Daha sonra da ziraat yatırım ve iş yatırım yine halk yatırım satıcı tarafında olmasına rağmen altın sertifikasını da bugün bir para girişi olduğunu görüyoruz. Endeksin geneline baktığımızda yine düşük hacimler devam ediyor. 89.407 yani pardon 89 milyar 407 milyon TL yani yaklaşık 90 milyarlık hacimle günü tamamladık. En iyi alıcı TEP yatırımı görüyoruz. 655 milyon TL'lik alımla. En iyi satıcıya baktığımızda ise diğeri görüyoruz. 800 milyon TL'lik satışla. E, fark ettiyseniz son 3 işlem gününde borsanın pek tadı yok. Hacim de yok. Ama en iyi satıcı son 3 günde baktığımızda genelde diğer oluyor arkadaşlar. Diğerin satması önümüzdeki günler için aslında bizlere ufak da bir fikir veriyor. Yani pozitife dönebiliriz. Belki bir 6800 6900'leri ziyaret edip tekrardan yukarıya bir dönüş başlayabilir arkadaşlar. Şöyle para giriş çıkış analizini yapmadan önce yabancı takas oranımıza bakalım. Evet 38'lerdeydik. 38,5'taydık hatta şurada 38.32 görmüştük dün 37.5'lara düştük. Bugün de 36.94 olduğunu görüyoruz. Tabi bu 2 gün geriden geliyor. Bunu da zaten sizler biliyorsunuz. Özellikle cuma günkü düşüş ve pazartesi günü yaşanan düşüşlerde yabancı takas oranının arttığını, azaldığını pardon, burada da görebiliyoruz arkadaşlar. 2 gün geriden geldiği için burada cuma ve dün cuma, bugün de pazartesi gününün takas bilgilerine göre bu grafik bir miktar aşağıya gelmiş ki orada da satışlar demiştik hem cuma hem de pazartesi günü. Aracı kurum dağılımına baktık. Şimdi para giriş çıkışlarını kontrol edelim. Düşük hacimde de olsa bilgi bilgidir diyelim ve biz rutinimizi bozmadan para giriş çıkış ekranımızda kontrol ediyoruz. Evet para giriş çıkış ekranımıza baktığımızda bugün biz 30'dan daha fazla para çıkmış. Sebebi de zaten sizlere 2-3 gündür söylüyorum. Gübref maalesef hem endekse hem de BIST 30'a bela oldu diyebilirim. Tabanı nerede çözülecek bilmiyoruz ve oradaki para çıkışı da burada BIST 30'a maalesef eklenmiş oluyor. Bugün diğer senetlere de baktığımızda eksi 67 milyon TL'lik bir para çıkışı olmuş arkadaşlar. Evet para giriş ve para çıkış ekranımızı şöyle listemizi aşağıya doğru açalım biraz daha. En iyi para girişine baktığımızda İş Bankası C 92 milyon TL. Tüpraş ikinci sırada 84 milyon TL. Daha sonra Şişe ki bugün güzel performans göstermişti. 53 milyon TL ile üçüncü sırada. Tarkim, Bimaş, Kozal, Mia Teknoloji, Yeotek, Hektaş, Ereğli, Vakıf Bank, Türkiye Sigorta, Koza Anadolu, Aksa, Garanti, Dohol, Çimsa, GLYH, Katılım Evim, Astor, Europower, Enerjisa, Aselsan diye bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Para çıkışına geldiğimizde ise şöyle biraz daha açalım ekranı. Evet Türk Hava Yolları'nda bayağı bir para çıkışı var ve ikinci haftaya girdik. Artık Türk Hava Yolları'ndaki bu para çıkışlarında 302 milyon TL. Hani niye çıkıyor? Herhangi bir sebebi var mı? Herhangi bir sebebi yok. Piyasa değeri bölü defter değeri hani birinde altına indi. Hani bu para çıkışına bakarak işte buralardan satacağım vesaire diyen varsa da kendisi bilir. Yapı Kredi Bankası var yine para çıkışında ikinci sırada 141 milyon TL. Daha sonra Gübrev 57 milyon TL. Akbank, Sasa, Türk Traktör, Türksel, Borusan, Tabgıda, Sahol, İşgeo, Türk, e, Türk Telekom, Ahlatçı Gaz, Ostim, Yataş, Smart Güneş, Egeen, Indes, Tofaş, Enerya diye giriyor arkadaşlar para çıkış ekranı. Evet saatimiz 18.47 bakalım vadeli pastada bugün neler yaşanmış inşallah gelmiştir. 7950 ile günü %0.69'luk kayıpla kapatmıştı. Aralık vade diyop endeksi. Şöyle baktığımızda evet BOFA şortlarını yavaş yavaş kapatıyordu. Bugün bayağı bir kapatmış. Bakın 24490 adet şortunu kapatmış. Maliyeti kaç? 7948. Norm, yani bugünkü kapattıklarının maliyeti yani bugün long açtı short kapatmak için ve kaçtan açmış 7948 yani şu anki fiyatta 7950 peki bunun ana maliyeti kaçtı 8600'dü yani yaklaşık 650 puan her kontratta çok güzel bir kar ettiğini görüyoruz arkadaşlar hani diyoruz ya bizde bazen hatta dünkü videoda da en çok beğenilen yorum oydu hocam göstere göstere geldi Gerçekten de öyle bak göstere göstere geldi. Hani bazıları diyor ya işte ya ne gerek işte ne gerek var bakıyorsunuz vadeliye bir yopa işte yok teknik önemlidir vay efendim alan satan önemli değildir falan filan bak alan satan önemli adam vurdu voleyi şimdi kapatıyor aynı şekilde yapı kredi ve teb yatırım da burada long tarafındaydı onlar da onları kapatıyorlar şimdi totale bir bakalım Zaten Cuma günü bitiyor bu olay arkadaşlar. Bu ızdırap bitiyor Aralık vade. Hiç kimseye hayır getirmedi. Bofa dışında kimseye hayır getirmedi. Evet şöyle baktığımızda Bank of America'nın 35 bin'e düştü. Bakın 70 binlerden 35 binlere düştü. Ve maliyetine bakın etmiş olduğu karı sizler görebiliyorsunuz. Maliyet 9.165 yani 9.165'te başlamış shortlamaya. O yüzden. E, bu 35 bin lottan çok daha iyi kar edecek bu kar alacağı olan lotlardan. Hani derler ya at binenin kılıç kuşananındır. Hani bofaya kızmaya, sövmeye, saymaya gerek yok. Adam geldi göstere göstere dedi ki kardeş ben dedi şortcuyum dedi. Şortunu açtı. İşte bizim onu takip etmemiz gerekiyor. Şimdi Şubat vadede takip edeceğiz. Şimdi onu da açacağım. E, teb yatırım, yapı kredi, ziraat bunlar da long tarafını kapatıyorlar arkadaşlar yavaş yavaş. Evet bunu ben kaydetmiştim ama nedense burada siliniyor. Şu Şubat vadeye bir gelelim. Evet Şubat vadede de yüzde 1.30'lu kayıp var. Bakalım Şubat vadede Bank of America. Evet düşündüğüm gibi. Dünkü videomun da başlığı buydu arkadaşlar biliyorsunuz. Bofa Şubat'ı da şortluyor diye Shortlamış diye bir başlık atmıştım. Bakın bugün Aralık vadede şöyle yine gününe geleyim. bir saniye. Bak şimdi kapattığı kadar short açmış mı ona bir bakalım. Evet bugün Bofa 24.490 adet short kapatmıştı Aralık vadeden yani long tarafına dönmüştü. Bu tarafta ise Şubat vadede ise 19.600 adet short açmış. Yine iş yatırım 10.000 adet short açmış. Yani vadeli pastada longcular da taşınıyor bu tarafa. Bak teb yatırımda 18.000 long açmış. Yapı kredi de 14.600. Yani bunlar zarar ettiler Aralık ayında. Bu ikisi Aralık ayında zarar etti. Şanslarını Şubat'ta deneyecekler. Bofa short'tan kar etmişti Aralık ayında. Güzel kar etti. Hani son iki günde eğer çok büyük sert yukarı bir hareket gelmezse. Ve Şubat yani Ocak ve Şubat aylarını kapsayan Şubat vadeli kontratlarına da short giriyor arkadaşlar. Bank of America 19.600 ve yine iş yatırım da short tarafındaydı. Bakın o da burada 6.700 short kapatmış ama 10.000 yeni vadeden short açmış arkadaşlar. Şimdi ee sadede gelecek olursak. Aralık ayında hani diyorsunuz ya göstere göstere geldi işte 70 bin short. Short ağırlıklıydı. İlk başta öyle değildi aslında. Long tarafında bir birikme vardı. Tebbi yatırımı yapı kredi özellikle çaktırmadan bofa böyle e, vura vura 70 bine kadar yükseltti onu. Geçtiğimiz son 2 haftaya baktığımızda ve istediğini de aldı. Şimdi Şubat vadede de bakın 20 bine yaklaşan bir short olduğunu görüyoruz. Ha şu da olabilir. Şimdi Aralık ayında short'a açtı yüklendi. Endeksi de düşürdü. Ee, herkes şimdi şöyle bir algı oluştu hepimizde değil mi? Evet BOFA short tarafındaysa kesin endeks düşecek. Hani bunun bir fake hareketini de yapıyor olabilir. Tamam bizim burada yapmamız gereken gün ve gün bu BOFA. Ki BOFA dediğimiz adam piyasa yapıcı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bizim gibi sığ bir e, borsada bir tane piyasa yapıcı var neredeyse. Hani yurt dışı borsalarda böyle 5-6 tane büyük şeyler vardır. Piyasa yapıcılar vardır. Bizde bir tane var o da BOFA. Yani herkes biliyor artık. Sokaktaki çocuğa sorsak BOFA ne desek bilir yani o bile. O yüzden onu sıkı takip etmek zorundayız. Belki de fake shortluyor. Hani belki de rally gelecek. Hani milleti dökmek amaçlı shortluyor bilemeyiz. Ama baktık ki böyle istikrarlı bir şekilde short biriktirmeye devam ediyorsa o zaman önümüzdeki bu Ocak ve Şubat ayları da maalesef böyle testere formatında devam eder. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.